Merhaba. Merhaba. Bugün Kutsal Binalar'ın 5. bölümündeyiz. Mescid-i Aksa'nın ise 2. bölümünü çekiyoruz. Bugün biraz geçen seferkinden farklı olarak kente, şöyle biraz kuş bakışı yükselip bakalım diye düşünüyorum. Kudüs'ü aslında sadece Mescid-i Aksa'dan ibaret sayamayız ama bir yandan da Kudüs'ün kent yapısını çok etkileyen bir unsur. Çünkü Hı. burada birçok milleti, bir arada bulunduran e, en önemli Kutsal Mabet Mescid-i aksa. Yanı sıra e, ben yaptığım Güncel Kudüs seyahatinde ilgimi şu çok çekmişti. E, Yahudi mahalleleri, Ermeni mahalleleri, Müslüman mahalleleri hepsi birbirinden farklı. Tip olarak da farklı. Bakımları başka. E, restorasyon kimisi görmüş, kimisi çok atıl bırakılmış. Tabi burada atıl bırakılanın Müslüman mahallesi olduğunu belki söylemeye gerek bile yok. E, ama burada... E, kentin yapısını çok etkileyen aynı zamanda bir toplumsal e, problem de var ortada. Fakat bu belli ki her zaman böyle değildi. Yani burada bu insanların bir arada yaşadığı günler vardı. Tabii. Şimdi Osmanlı'nın son dönemlerine gidip istersen böyle bir seyyah gibi gezelim. Nasıldı Kudüs? Ee, dediğim gibi hani 1800'lerde hani o zaman imkanları olsaydı bir uçakla helikopterle de kuş bakışı şehri yukarıdan size şöyle bir manzara görecektik. Bir defa zaten Kudüs dediğimiz zaman bütün klasik dönemlerde eski yüzyıllarda olduğu gibi e, şehir zaten sur içinden ibaret. Sur dışında sadece birkaç mahalle var o kadar. Şimdiki gibi böyle hem sur içi İstanbul'da öyle düşünebiliriz. Eskiden de mesela İstanbul dendiği zaman sur içi anlaşılırmış. Hatta İstanbul'a inmek, İstanbul'a gitmek dendiği zaman İstanbul'a geçmek, Üsküdar'dan başka yerlerden sur içine gitmek olarak anlaşılmış. Aynı mantıkla e, Kudüs'te yukarıdan bakıldığı zaman e, sur içinde yoğunlaşmış bir nüfustan ve dışarıda birkaç küçük onlardan da tabii çoğu tarihi mahalleler onlardan ibaret. 1860'larda eee Sir Moshe Montefiore diye Kudüs'ün yakın tarihinde önemli bir rolü olan bir Siyonist var. Yani o dönemin Siyonist finansörlerinden bir tanesi. kendisi Kudüs'e gidenler ne demek istediğimi bilecek, şey yapacaklardır, anlayacaklardır. Hani beraber Kudüs'e gittiğimiz zaman da orada işaret etmiştim. El Halil Kapısı'ndan çıkıp şöyle hafif güneye doğru baktığınızda surları en yakın olan noktada hemen karşı tepede Kahverengi Çatılı bir ucunda da bir yel değirmeninin bulunduğu bir mahalle var. Orası Kudüs'teki ilk Yahudi yerleşim birimidir. Yani e, siyaset, işgal işte ve güncel uluslararası gelişmeler... Birçok şehirde e, tabii ki şeyi yönlendiriyor, mimariyi, şehrin görünümü ama Kudüs'te tabii işin bir de hani Kudüs'ün hedef olarak görülmesinin bir adeta tırnak şimdi bir kızıl elma olarak görülmesinin de getirdiği bir e, etki var. E, dolayısıyla hani şöyle bir genelleme bizi yanlışa sevk eder tarihi açısından baktığımız zaman. Işte genelde şöyle bir düşünce var bizde belki izleyicilerimizden de bunu düşünenler vardır. Onu da tahsiye etmiş olalım. İşte ikinci Abdülhamit düşene kadar, hani Abdülhamit'in saltanatı boyunca Osmanlı İmparatorluğu dönemi süresince Kudüs'e hiçbir zaman Siyonistler el süremediler, hiç dokunamadılar, hiçbir şey yapamadılar, gelemediler, yerleşemediler. İşte Sultan Abdülhamit devrilince zaten bunun için devrilmişti. Birdenbire Kudüs'e İngilizlerin de yardımıyla akın ettiler. Bu birçok yönden yanlış bir genelleme. Yani Sultan Abdülhamit'in Kudüs'e bir Yahudi akını olmasın diye aldığı bazı tedbirler var. Ama hiç o dönemde gelemediler demek daha öncesinde 1860'lardan söz ediyorum yani Abdülhamit daha tahta çıkmadan süreçte başlamıştır. Moşa Montefiore'nin inşa ettiği bu mahalle bugün günümüzde tabi birçoğu işte müze, sanat galerisi falan gibi sebeplerle kullanılıyor. Kamu binalara dönüştürülmüş ama bugün bile hala orada. Yani bir Yahudi yerleşimi düşüncesi, bir yöntemi diyelim yerleşim yöntemi yavaş yavaş Kudüs'ün mimarisini etrafını şekillendirmeye başlamıştır. Öbür taraftan şehrin kuzeyinde zaten şey, Şeyh Cerrah diye özel bir mahalle var. Orası da bugün İsrail işgalinin gözüne kestirdiği noktalardan bir tanesi. İsmini Selahattin Eyyubi'nin özel doktorundan alıyor. Şeyh Cerrah denmesinin sebebi o zaten. Aynı zamanda kendisi sufi, e, yani tasavvufla da meşgul olmuş bir zat, alim bir zat. Ve orada hem camisi hem türbesi var. Şeyh Cerrah Mahallesi de 1800'lerde kuş bakışı Kudüs'e baksak, yani 1800'lerin ikinci yarısında göreceğimiz dışarıdaki noktalardan bir tanesi. Onun iç kısmında senin ifade ettiğin gibi zaten yüzyıllardan beri beraber yaşayan, çeşitli gelişmeleri belki birlikte göğüslemiş olan, işte 1099'da Haçlılar geldiği zaman belki hep beraber soykırıma ve katliama maruz kalan, birlikteliğini sürdüren bir halk var. Bunun için tabi ciddi bir kesim Hristiyan ve Yah Müslüman ve çok az bir kesim de İsrail'in özellikle son dönemdeki siyasetine kadar Yahudi. Günümüzde bile Kudüs sur içine baktığımız zaman dağılım aşağı yukarı şöyle. 30 bin civarında Müslüman sur içinde. Yaklaşık 3000 civarında sabit Yahudi yani şehrin içinde yaşamaya devam eden bir birkaç yüzle ifade edilen çok böyle ufak bir rakamda sabit Hristiyan nüfus var. Onun dışında insanlar Kudüs'ün hani beraber de gezerken dikkatini çekmiştir bir mimar gözüyle de bakınca Özellikle acil durumlarda ambulansların, e, özel araçların ulaşamayacağı derecede şehir zaten girift ve engebeli. Mesela acil bir durumda bir doğum yapmak isteyen bir kadın hastaneye yetiştirilecek olsa, bir kalp hastası hızlı bir şekilde e, hastaneye sevk edilecek olsa çok hızlı hareket etmek imkansız. Yangın olsa. Yangın olsa aynı şekilde. O yüzden mesela böyle acil durumlar için e, bu tarz hareket etme zorunluluğundan dolayı şehirdeki Müslümanlar tabii e, İsrail'in işgal siyasetine yaramasın diye şehri terk etmek istemiyorlar. Çünkü onlar terk terk ettiği anda yerleri hemen dolduruluyor. Ama Yahudiler ve Hristiyanlar özellikle sur içine oturmayı bugün tercih etmiyorlar. 1967'ye kadar e, Yahudi mahallesi, Müslüman mahallesi, Hristiyan mahallesi, Ermeni mahallesi gibi dört şu anki cari olan dörtlü ayrım söz konusu değildi. Çünkü e, 1967'de İsrail şehri işgal edene kadar ee, ...şehirdeki bahsettiğim farklı dini ve e, etnik unsurlar bir arada yaşıyordu. Yani bugün Yahudi Mahallesi denen kısımda camiler de vardı. Aynı zamanda sinagoglar da vardı. Yahudi Mahallesi dediğimiz kısımda Müslümanlar da yaşıyordu, Yahudiler de yaşıyordu. Müslüman Mahallesi denen kısımlarda Hristiyanlar vardı. Bir bölümde Yahudiler de vardı. Yüzyıllardan beri beraber yaşandığı için. tabi normal olarak işte herkes kendi dini dindaşlarıyla rahat ettiği için... ...aşağı yukarı bir bölünme vardı ama... Mesela 1967 öncesinde Kudüs'ü değerlendirirken sınırlarını çizip belli ederek burası Yahudi mahallesi, burası Hristiyan mahallesi, burası Müslüman mahallesi demek mümkün değildi. Peki yani aslında biraz konunun dışında ama bu İsrail hülyası yeni bir hülyam. Yani zaten din dediğin çok eski bir şey. Yani yüzyıllar öncesine yani, dayanan, tabii... hani bu dinle ilişkilendirilen bir hülya ya İsrail'in işte buraları. E, işgal etmesi, tabii. yavaş yavaş yerleşmesi, işte o bahsettiğim tohumu atıp sonra gittikçe onu Hı -hı. köklerini saldırmaya başlaması ne, nasıl bir siyasetin sonucu olarak görülüyor? Tabii Siyonizm, şey. hani dediğimiz anlamda bu hani konumuzun çok dışında bir e, tanım olur hani Siyonizm'in ülkülerine falan geriye doğru gitmek ama e, tabii e, Siyon tepesi, Siyon Dağı dedikleri Kudüs'ün hemen güneyinde bulunan bir noktaya işaret ederek Kudüs'ü bir e, ulaşılması gereken hedef olarak hedef. belirlemişler evet. yüz boyu hatta belki 1000 2000 yıldır bir süreç bu geriye doğru. Tabi geçen bölümde de konuştuğumuz gibi Hz. Süleyman'ın inşa ettiği mabedin ikinci defa milattan sonra 70'te Romalılar tarafından yıkılmasıyla Yahudilerin hem geçen de gene konuştuğumuz gibi düğündeki hani düğünlerdeki adetlerine varıncaya kadar yansımış bir hedef olgusu var. Hani geçen de konuşuyor kurban ibadetinin bile mesela ...gerçekleştirilebilmesi Kudüs'ü ele geçirmeyle ve tekrar mabedi inşa etmeyle alakalı. Yani demografik olarak, siyasi olarak, e, psikolojik olarak, duygusal olarak, e, dini olarak... ...yani birçok yönden Yahudilerin benliği yani sadece Yahudilerin de değil... ...genel anlamda dindar Yahudi olması şart değil... Oraya bağlanmış. Mesela İsrail'in kuruluş sürecine baktığımız zaman İsrail'in kuruluşuna öncülük eden Yahudi liderlerin, işte David Ben Gurion, işte sonra Golda Meir, Moshe Dayan gibi çok isim, bunların ateist oldukları artık biliniyor. Yani böyle hani bırakalım e, e, işte dindar bir Yahudi olmayı Tanrı inançları bile olmayan insanlar. Ama Ağlama Duvarı dediğin dedikleri o Burak Duvarı olarak işte isimlendirdiğimiz e, Müslüman ve Arapların e, o o nokta mesela e, tamamen aslında çok kuvvetli bir dindarlık gerektiren bir şey. Mesela Ağlama Duvarı dedikleri yere böyle küçük kağıtlar sokuyorlar bugün. E, yılda iki defa o kağıtları toplayıp Zeytin Dağı'na gömüyorlar. Hatta bazı böyle meşhur ve gülünç fotoğraflar var. Mesela Amerika'dan arıyor cep telefonuyla ağlama duvarındaki birini. Duvara yapıştırıyor Amerika'daki kişinin konuştuğu cep telefonunu. Kişi mesela orada dua ediyor. Hani bizdeki gibi nerede olursan ol hani Allah Tanrı seni duyar inancı yok. Yani orada hani hatta Tanrı'nın kutsal varlığı orada mevcuttur falan deniyor. O kadar Şimdi, lokasyon odaklı bir şey Evet yani şey lokasyon ki, odaklı, somut bir şey. Yani dolayısıyla mesela Ariel Sharon ki onun daha teşhis olduğunu biliyoruz bugün artık. Mesela ağlama duvarında dua ederken çok meşhur bir fotoğrafı var. Elini böyle duvara koymuş. Böyle yukarı doğru böyle bakmış. O fotoğrafı da kullanabiliriz. Böyle <laughs> sanki e, öfkeli bir tavır. Hani dua eden bir insan görüntüsü değil o. Çok belli. Ama anlıyorsunuz ki orada onları birleştiren bir ülkeye dönüşmüş. <laughs> Bütün bu somut işte <laughs> ortada gördüğümüz şey. Bugün aynı şekilde İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da dindar bir Yahudi değil, seküler. Hatta oldukça agnostik falan olduğu da söyleniyor hani bilinmezci gibi. Ama bakıldığı zaman Kudüs, işte Kudüs'teki mukaddesat, kutsallar falan filan o tabii kendi siyasetinin altını doldurmaktaki en önemli meşruiyet aracına e, dönüşüyor. Senin bahsettiğin sembolizm üzerinden çok gelişmiş bir şey. Ben mesela şeyi de çok ilgimi çekmişti. Ee, şimdi bir işte Müslümanların olduğu Aksa'nın biraz daha çevresindeki sokaklar. Yani Müslümanların işlettiği oradaki ticaret ticarethaneler, ya restoran, ya işte böyle ufak tefek hediyelik, satı, eşya, hediyelik eşyalar, baharatçılar vesaire gibi. Bu restoran dediğim de yani çok e, temel ihtiyaçları karşılayacak tabii. düzeyde yerler. Ee, Yahudi mahallelerine girdiğimizde ya da işte Hristiyan mahallelerine mesela bir seramik atölyesi görmüştüm. Mesela bir kafe tabii. görmüştüm. Bana çok acayip geldi. Üç günü öbür tarafta geçirdikten sonra. Yani burada bir sosyal hayat da var. Öbüründe olmayan şey yani kentleri birbirinden bu şekilde ayıran birini sadece ihtiyaç duyulan e, şeye sevk eden yani temel gereksinimlere mecbur bırakan diğerine bir sosyal hayat da taşıyan ama bunların arasında 50 metrenin bile olmadığı Tabii. çok ilginç bir yapı. Bir caddeden bir caddeye. Bir, bir caddeden ve yani temizlik ya da birinde diğerler Tabii. pisken temizlenmiyorken çünkü bildiğim kadarıyla orada belediye hizmetlerini. Tabii kendi imkanlarıyla yapıyorlar fırısınla. Imkanları, eee şimdi dediğim gibi ben de mesela ilk Kudüs'e gittiğim zaman 2008 yılındaydı. En böyle dikkatimi çeken o farklılıklardı. Benden hani, şimdi birçok Kudüs gezisinde genelde Yahudi Mahallesi'ne, Batı Kudüs'e falan geçilmez. Biraz da hani böyle ya hem siyasi sebepler hem duygusal sebepler bir bariyer vardı. Ben hep söylerim yani görün yani o farkı görün. Yani aradaki o keskin seni işaret ettiğin o nüans çünkü onu görmemek, onu işaret etmek mümkün değil. Şimdi tabii 1967 işgal gerçekleştikten sonra e, İsrail mimari olarak şehre bir müdahalede bulundu. Yani şöyle bir müdahale bu. E, bir defa bugün Ağlama Duvarı denilen o alanda çok büyük bir Müslüman mahallesi vardı. Maripliler Mahallesi deniyor oraya. Hmm. E, Maripliler Mahallesi, e, Selahattin Eyyubi 1187'de Kudüs'ü fethettikten sonra tabi Osmanlı döneminde olduğu gibi iskan siyaseti uyguluyor. E, İslam dünyasının farklı yerlerinden getirip e, orada e, belli milletleri mahallelerde iskan ediyor o ağlama duvarı denilen alanda şu andaki o büyük mermer büyük plazada boşlukta eskiden 1967'ye kadar bir Müslüman mahallesi vardı ki o Müslüman mahallesinde yaşayan insan sayısı 6000'den fazlaydı. Peki o zaman da orası ağlama duvarı olarak mı kullanılıyordu? Tabii ağlama duvarına yani Yahudiler... yani o kadim bir gelenek var. tabii zaten ağlama duvarı dediğimiz yani onların hani yıkılan mabede ağladıkları yer Milattan sonra 70'te ikinci mabed yıkıldıktan itibaren zaten yeri bilinen sonradan yavaş yavaş açılan, mesela eski fotoğraflar var ağlama duvarı. E, belki 2-3 metrelik küçük bir alandan girilen, e, etrafında tamamen dip dibe evlerin bulunduğu küçük bir boşluk aslında eski fotoğraflarda 67 öncesinde. Çok ilginçtir. E, ya Kanun Sultan Süleyman dönemine kadar Yahudilerin ağlama duvarına temas ederek ibadet etmeleri yasaktı. Kanuni Tabi o zamanki devletin gücünün de verdiği bir özgüvenle Kudüs'ü imar ettikten ve surlarını tamamen ayağa kaldırdıktan sonra şehirdeki küçük Yahudi cemaatinin ki sayıları o zaman bile birkaç binden fazla değildi. E, ağlama duvarına temas ederek yani elle fiziksel olarak dokunarak ibadet müsaadesi verdi. O zamana kadar sadece uzaktan duvarı sadece duvar burası mabedimizin son kalıntısı diye uzaktan dua edebiliyorlardı. 67'de tabi Osman döneminde getirilen bu e, serbestliğin daha da ötesine geçildi. Bu sefer e, İsrail buldu 67'nin e, haziran ayında hemen bu e, şey e, kendi zaferlerini ilan ettikten sonra e, bu maripler mahallesine girdiler. Ve oradaki e, yüzlerce evi, medreseyi, camiyi, tarihi eserleri mesela eski fotoğrafları var. Yani mimari açısından o kadar güzel, o kadar böyle hakikaten işlenmiş ve hoş bir bölge ki orası. Orayı tamamen yok ettiler ve şimdiki o ağlama duvarı denilen alanın bütün o büyük şey meydanını açtılar. Tabi e, İsrail şehri çok e, keskin bir şekilde ve çok net bir şekilde e, şey yaptığı için, kontrol edip e, işgal altına aldığı için e, aynı zamanda büyük bir e, mimari faaliyetle başlattı. Mesela, Kudüs eski belediye başkanı vardır Ted Kolek. Çok meşhurdur e, İsrail Kudüs yakın tarihinde. Hatta bir dönem e, işte Araplarla da arası çok iyi olduğu için Siyonistlerin de çok eleştirdiği bir isim. Mesela Müslüman mahallesinde elektrik falan onun zamanında gelmiştir. Hani böyle kendince o dönemde verilmeyen bazı hakları vermeye çalışarak çok uzun bir belediye başkanlığı yaptı. Mesela onun döneminde yapılan bazı restorasyon çalışmaları şu anda Kudüs'e aslında senin o dikkatini çeken ya çok ilginçmiş diyeceğimiz görüntüyü sağladı. Mesela Hristiyan Mahallesi'nin bazı sokaklarından geçerken yerde gene o bahsettiğim belediye başkanı ve 67'den sonraki ima çalışmaları kapsamında yerde Roma döneminden kalma taşlar ortaya çıkartıldı. Şu anda da mesela yerde o taşları Roma döneminde yere şey yapılan yerleştirilen kaldırım ve diğer normal taşları görebiliyoruz. Aynı şekilde e, tabii şu anki işgal şartlarından dolayı Müslümanlarla e, bir gerilim devam ediyor ama şehrin o senin ifade ettiğin e, diğer kısımları yani Hristiyan ve Ermeni ve Yahudi mahalleleri e, gayet bakımlı, gayet böyle hani e, biraz da aktif bir hayat yaşanmadığı için de kamusal bina, okul, e, öğrencilerin barındığı, işte bizim medreseleri denk gelecek şekilde dini okullar da çok fazla. Tabii bir taraftan şu da var. Ee, İslam dünyasının e, şu anki dağınıklığını ve ilgisizliğine kıyasla e, tabi hem Hristiyan dünya hem de Yahudi dünya yani e, dışarıdaki finansörler Kudüs'ü çok özel bir önem gösteriyorlar. Yani Kudüs'teki binaların imarı mesela senin de dikkatini çekmiştir Yahudi mahallesindeki her bir binanın üzerinde Amerikalı bir milyarderin ismi var. Onlar mesela e, New York'ta yaşıyor mesela söz gelimi bir tane e, dindar Yahudi ya da Siyonist ya da neyse. E, o mesela Kudüs'te kendi adına kendi hani vakfı olarak tabiri caizse bir binayı restore edip hizmete açmış ya da Kudüs'e bağışlamış İsrail'e. Ama orada onun ismi şey olarak bina olarak gözüküyor. Mesela dini bir okulun işte filanca kişinin bizde de vardır ya işte yapan kişinin ismi konur Şimdi şu anda tabii... İslam dünyası ile İsrail arasındaki gerilimden dolayı biraz da Müslüman dünya arasındaki rekabetten dolayı böyle bir müdahale şu anda mümkün olmuyor e, Kudüs'e. Ama e, hani Müslüman dünyada hani böyle bir e, inisiyatif alabilse, işte dediğimiz işte bahsettiğimiz o perişan görüntü de belki ortadan kalkabilir. Böyle bir fark da var yani. Yani şöyle bu arada belki biraz tanımlamak açısından aslında senin demin verdiğim bilgi benim için de aydınlatıcı oldu. Neden Sur içinde ee, daha çok Müslüman yaşıyor diye düşünüyordum. Ee, Kudüs'ün şöyle bir yapısı var. Basamaklı. Tabii. Basamaklı ve taş basamaklardan oluşan, taş sokaklardan oluşan bir sur içi Tabii. var. Dolayısıyla sadece yürüyerek e, gezebiliyorsunuz. Yani araç girmiyor bildiğim araç kadar. Giren, Çok az yani giren caddeler var. var. Onlar da zaten e, caddeler, tabandaki evet. hani düz yerler. Düz yerler. Diğer yani engebeli dışında, kısımlara tabii. E, yani herhangi bir ara sokağa girdiğinizde böyle metrelerce yokuş tırmanarak tabii, merdivenler aracılığıyla. Yani görmüşsünüz işte beraber de yaşadık da herhalde. Mesela bebek arabasın bile sokamadığımız yani. tabii, var. Tabii tabii. So o, o darlıkta yerler var. Dolayısıyla yani orada çok konforlu bir alandan bahsedimiz ama tabii ki oradaki otantik yapıyı koruyan da belki oraya araç giremiyor olması vesaire. Tabii şehrin o yönü de var. Bir de tabii Müslümanların şehri terk etmemesinin demin bahsettiğim o işgal noktası önemli. Çünkü Hani şehrin hakimi Müslümanlar olsa muhtemelen bizim hani Müslüman mahallesinin bulunduğu taraflarda işte sanat atölyeleriyle Tabii, hani şeylerle dolu, dolu olabilir. Olacak. Çünkü şu anda Müslümanlar oradan git, Müslümanlardan herhangi bir aile Kudüs eski şehirden çıktığında yerine hemen İsrail birini yerleştiriyor. Yani, işte. Siyonist bir aileyi. O yüzden de hani işin o tarafı iste istemez şehrin bütün görünümünü etkiliyor. Peki geçen programda konuşmuştuk yani Aksa'nın işte Mimar Kemalettin tarafından yapılan bir restorasyonu vardı. Mescid-i Aksa'nın kontrolü kimde? Yani mesela restorasyonu kim yapıyor? Bugün mimari olarak bir parçası yorum yıkılsa onu kim tekrardan onaracak? Mesela Türkiye'nin hani Mimar Kemalettin'den kaynaklı olarak soruyorum. Burada bir rolü ya da bir dahili var mı? 1994'te tabii öncesinde çok kısa bir özet geçelim. Hani o şehrin geçirdiği aşamalarla ilgili. 1917'de Aralık ayında, 11 Aralık hani tam 1917 tarih olarak da verelim. İngiliz General Edmund Allenby şehre girdiği zaman... Artık şehirde yeni bir yönetim başlamış oldu. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun 401 yıl 1516'nın Aralık ayından 1917'nin Aralığına kadar tam 401 yıl süren hakimiyeti sona ermiş oldu. 1948'in 14 Mayıs'ına kadar şehri İngilizler kontrol etti. Tabi İngilizlerin de mimari açıdan yaptığı bazı değişiklikler de oldu. Mesela Allenby'nin şehre tam girerken çekilmiş ünlü bir fotoğraf vardır. Böyle el hal içeri girerken yürüyerek girer şehre duyduğu saygıdan dolayı. O sırada çekilen kare içeriden dışarıya doğru alın bir gösterecek şekilde arkada da böyle el halı kapısını gösterecek şekildedir. Duvarlarda Osmanlı'nın yıldızı, ay yıldızı, şeyle hem kale kapısının girişinde hem de binaların yüzünde. Bir de yukarıda bir tane saat kulesi. Sultan II. Abdülhamid'in tahta çıkışı 25. yılında 1903 4 5, 6 gibi periyotlarda imparatorluğun çok farklı şehirlerine saat kuleleri inşa edilmişti. İşte bizim İzmir'de kendi şekilde günümüzde duruyor. Çorum'da var. E, bildiğim kadar Göynük'te var. Ufak yerlerde bile var. Öbür taraftan e, işte Trablus Şam'da yani Lübnan'da e, Şam'da aynı şekilde ve e, Kudüs'te ve bugün Filistin başka yerlerinde Nablus'ta falan da var. E, e, o dönemin hatırası duruyor. E, Alan Bin'in çekilen fotoğrafında. İngilizler şehri aldıktan sonra şehrin bazı yerlerinde yıkımlar gerçekleştirdiler. O saat kulesi de sonradan eklendiği ve şehrin surlarında orijinal olarak bulunmadığı gerekçesiyle yıkılan saat kulelerinden bir tanesi. Sonra 1948'de tabi İsrail ile o dönemde yaşanan ilk savaştan sonra şehrin doğu kısmı yani Doğu Kudüs dediğimiz kısım Ürdün'ün kontrolüne geçti. Ürdün Yahudi mahallesindeki iskanı İsraille yapılan ilk savaştan sonra biraz e, gevşetti. Yani oradaki Yahudi nüfusunun bir kısmını sur dışına çıkardı. Birkaç tane önemli bina yıktı. E, onlardan bir tanesi Ramban sinagoguydu. Oradaki önemli sinagoglardan bir tanesi. E, sonra 48'den 67'ye kadar geçen süreçte şey Mescid-i Aksa'nın özellikle kontrolü işte dediğim gibi mimari olarak açılan eksikleri vesaire ki bunların en önemlisi 1964-65'te gerçekleştirilen çok kapsamlı bir Kubbetü Sahra şeyidir, restorasyonudur. Biz tabii Kubbetü Sahra'yı genelde altın kaplama kubbesiyle bildiğimiz için mesela 1963'te, 62'de, 61'de yani Ürdün yönetimi sırasında çekilen bir fotoğraf ki çok fazla fotoğrafı da var bir de çoğu siyah beyazda olduğu için biraz da zihnimizde eksiği tamamlayarak onu da altın kaplama zannediyoruz. Halbuki değildi. 1967'ye 60 65-66'ya kadar hani Ürdün yönetiminin sonuna kadar İsrail şey Kudüs'teki o kubbe Sahra'nın kubbesi bildiğimiz kıble mescidindeki gibi griydi. Yani aslında biraz böyle bizim için hayal kırıklığı oluşacak bir şey. Sonra Ürdün Kralı Hüseyin o dönemde restorasyondan sonra bir altın kaplama kubbeyle aslında şimdiki görünümüne kavuşturdu Kubbetü i sahra'yı. 67'den işte günümüze kadar İsrail işgali hala devam ediyor. Mescid-i Aksa'nın fiili kontrolü, sen bahsettiğin işte yıkılan yerlerin yapımı, restorasyonu, rutin işlemleri Ürdün tarafından gayri resmi sürdürüldü. 1994'te İsrail ile Ürdün arasında bir barış anlaşması imzalandı. Anlaşma çerçevesinde Mescid-i Aksa'nın bütün bakımı, ihtiyacı, onarımı, en ufak bir ampulü bile düşse onun yerine takılmasının bütün işleri Ürdün'e devredildi. Yani 1994'teki barış anlaşması aslında Ürdün açısından en önemli anlamı Mescid-i Aksa'nın fiilen... ay, e, Evet yani bu da tabii tarihsel olarak bunu... Daha önce de bahsetmiş olabiliriz hatırlayamadım. 1925'te Hicaz'dan sürülmüştü Şerif Hüseyin ailesi ki Ürdün malum onların çocukları torunları şimdi. Aslında İslam dünyasındaki manevi denge açısından hani Kabe ile ilgili de bunu söylemiş olabiliriz. Hani Mekke Medine Suudiler'de eski rakiplerde kalırken 3. mescit İsrail eliyle Ürdün'e verilmiş oldu. Yani Ürdün krallığı aslında güçsüz. Yani herhangi bir madde, petrol zenginliği olmayan, doğal gaz zenginliği olmayan, kritik sadece konumu itibariyle kritik bir yerde bulunan bir tampon devlet hep söylendiği gibi. Ama Mescid-i Aksa'nın fiili kontrolü Ürdün'e aslında İslam dünyası içerisinde e, güçsüzlüğüyle hiç uygun olmayan bir önem kazandırmış evet, oldu. Yani terazinin öbür kefesine çat diye Ürdün'e oturmuş oldu. Bugün de mesela e, imamların maaşı hutbelerin konusu, Mescid-i Aksa'nın etrafındaki bütün bakım, onarım, kapıların açılıp kapatılması, kapının iç tarafında bekleyen bekçiler var ya hani dışında İsrail'li askerler için. Mesela iç taraftaki görevliler kim olacak, kim seçilecek hepsi Ürdün kontrolünde. O yüzden mesela şu anda biz Türkiye olarak işte TİKA üzerinden vesaire mesela fiili olarak orada bir şey yapmak istesek karşımıza İsrail döncü Ürdün çıkıyor. Bu genelde bilinmeyen bir şeydir. Hı, muhatabımız Ürdün. Evet Ürdün yani çünkü fiili ya, olarak İsrail'in e, gündem olduğu hiçbir konuda Ürdün'den e, tabii. bahsedilmez. Tabii. Ee, şimdi bakıldığı zaman hani genelde biz tabii işgal olduğu için ilk önce işgali düşünüyoruz böyle temel muhatabımız olarak ama ee, aslında biz orada mesela TIKA olarak bir şey yapmak istediğimizde, e, fiili olarak İsrail bizi Yrdan yönlendiriyor. Hmm. Dolayısıyla biz hem TIKA hem oradaki diğer kurumlarımız Yunus Emre ve diğer hani yaptığımız mimari, kültürel, tarihi bütün çalışmalarda aslında oradaki rakip bir devletle muhatap oluyoruz. Hmm. Bu çok enteresandır hani İsrail İslam dünyasının kendi iç dengeleri açısından mesela Gazze'de de Mısırla muhatap oluyoruz. Bu da çok hmm. enteresandır. Evet. Hani oradaki rolü de bize kaptırmak istemeyen Türkiye'ye bir Mısır var. Hani bahsi diğer ama Hani dengeleri anlama açısından önemli. Mesela geçen e, birkaç ay önce e, Türkiye'nin e, hemen sur dışında gittiğimiz zaman da görmüştük. Yusufiye Medre şeyinin, Mezarlığı'nın dışında Tika'nın yaptığı bir tane restorasyon vardı. O restorasyonun plakası duruyordu. Türk bayrağı Tika falan yazıyordu. Onlar mesela e, birkaç ay önce e, İsrail tarafından paldır küldür o plakalar kaldırıldı. Yani duvarı biz yaptık Türkiye olarak ama dışındaki duvardaki plakalar Durmuyor şu anda. Hepsi söküldü, kaldırıldı. Şimdi e, tabii işin bu tarafı da var. Yani orada bir şey yapmak hem çok zor hem de o şeyi bizim yaptığımızı hala orada böyle hani Türkiye olarak ismimizi orada korumamız da çok zor. Evet. E, çünkü hani dediğim gibi hem bir Osmanlı mirasının tekrar dönmesi ya da en azından böyle bir şeyin en ufak bir şekilde bile böyle ortaya çıkması istenmiyor. Hem de bir taraftan da yani e, İsrail açısından bakıldığı zaman partnerin hani kim olacağı noktasında bir seçim de var. Hani Tabii, burada mesela neden, Ürdün. Neden Ürdün'ü seçmesi? Tabii. Ama Ürdün mescid Aksa'nın sadece yani oradaki Müslüman mahallelerin vesaire değil. Oraya da ben... gayri resmi olarak mesela oradaki işte maddi yardımların organizasyonu. Mesela bugün Kudüs'e yardım göndereceksiniz. Mesela para göndereceksiniz diyelim. Dediniz ki ya işte oradaki kardeşlerimize ya da Müslümanlara yardım gönderelim. E sizi hemen resmi bir kurum, Ürdün'deki bir bankaya yönlendiriyor. Hmm. Parayı Amman'a gönderiyorsunuz, Amman'dan geliyor. Dolayısıyla parayı gönderdiğiniz kurum onun İsrail tarafından tanınmış olması, paranın oradan sağ salim Kudüs'e girebilmesi Ürdün İsrail koordinasyonunun fiili bir sonucu. Hani evet. aslında her şey birlikte Ve Her şey İsrail kontrolünde tabii ki. Evet. Osmanlı'nın son döneminde e, o, gücü azalınca burada hani sen geçen e, konuşmada da bahsettiğin Kudüs'te herkesin bir iz bırakma telaşı ve yarışı vardı. Burada yapısal anlamda da biraz vücut buldu. Yani e, bir sürü milletten, bir sürü mesela Rus kubbeli bir kilise var orada. Evet, Soğan kubbeli. Soğan Tabii. kubbeli, evet. Ondan da bahset. Ee, şimdi yani demin konuştuğumuz noktaya tekrar gelelim. 1800 diyelim ki 80'de, 1890'da diyelim, hani işte ikinci Abdülhamit dönemi ya da 1900 diyelim, hani ot otomatik olarak ee, tekrar kuş bakışı baksak hakikaten Kudüs'te dediğim gibi mimari açıdan bile dikkatimizi çekecek böyle bir çeşitlilik görüyoruz. Daha önceki yüzyıllarda olmayan. Neden? Çünkü 1800'lerden itibaren özellikle 1800'lerin ikinci yarısından itibaren Kırım Savaşı ve sonrası özellikle tabi Osmanlı bir taraftan Rusya ile bir taraftan işte çeşitli batılı ülkelerle bir taraftan Balkanlarda çıkmaya başlayan isyanlarla falan filan böyle uğraşırken doğal olarak o dönemin uluslararası büyük devletleri gözlerini Kudüs'e dikiyorlar. Nihayetinde imparatorun yıkılacağına ya da dağılacağına dair henüz bir işaret yok ya da bir somut bir süreç öngörmek çok zor. Ama devlet zayıfladıkça ya da başka yerlerle ilgilenmek durumunda kaldıkça diyorlar ki biz Kudüs'ten bir pay alalım. Çünkü Kudüs bugün bütün Hristiyan mezheplerinin, bütün farklı görüşleriyle beraber Yahudiliğin bütün kollarının ve Müslümanların hepsinin gözün diktiği bir yer. En azından dini metinlerden tarihi süreçlere kadar herkesin mutlaka orada olmak isteyeceği bir yer. Osmanlı'da tabii o şey çok enteresan gelir bana hani hangi devlette arası iyiyse ona bir yer vermiş son dönemde mecburen biraz da böyle denge siyaseti gereği İngilizler mesela şehirde konsolosluk açan ilk ülke olmuşlar yani bu sürpriz değil çünkü o döneme baktığımız zaman hakikaten İngiltere son sürece kadar başka ülkelere karşı bir denge unsuru olarak hep tutulmuş. Ondan sonra Ruslar, senin ifade ettiğin gibi aynı şekilde özellikle 1800'lerin ikinci yarısında şehrin her tarafında mesela bir de Rus kolonisi vardır Şimdi Batı Kudüs tarafına düşüyor bugün. Orada mesela dispanserinden yetiphanesine kadar her şeyini kiliselerin hepsini yapmışlar. Bugün Rus ayrı bir bölge olarak geçiyor Kudüs'ün içinde. Bizim kafesinde çok güzel bir kafesi olan Avusturya. İtlisi, Avusturya hastanesi. Avusturya tabi. mesela o da o tabii, Ondan sonra dönem tabi. Mesela bugün bak bakıyorsun işte şehrin güneyinde Nebi Davut kapısı Yahudilerin Sion kapısı dedikleri güney kapısından çıktığında orada mesela Al Alman İmparatoru II Wilhelm'in e, şey yaptığı e, finanse ettiği e, kendisinin müsaadesini aldığı binalar var. Aynı şekilde gene Zeytin Dağı'nın üst tarafında şehrin neredeyse bütün fotoğraflarına giren meşhur kulesiyle ki o kuleden Eee Fevri ayında Zeytin Dağı sırasını yazdığı süreçte işte Kudüs seyretmişliği vardır. O kitapta da geçer. E Augusto Victoria Hastanesi mesela hem hastane hem kilise hem misafirhane çok geniş bir kompleks orası bir taraftan. E, şimdi bugün bile şeyi takip edebiliyorsunuz. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun e, mesela Almanlarla iyi oluyor. Alman İmparatoru 2. Wilhelm geliyor mesela. Alman İmparatoru 2. Wilhelm mesela şehrin mimarisini direkt etkilemiş mesela o ziyaret. Neden? Ee, şehre tabi o zaman e, otomobil girişleri ve e, normal e, resmi heyet girişleri e, el hal kapısından yapılıyor batıdaki girişten. Tabi imparator at üzerinde şehre yabancı bir hükümdar olarak girerse bu fetih demek yani fili bu bir protokol açısından bir skandal. E, o yüzden e, arabalar rahat bir şekilde girsin böylece hani orta bir çözüm yolu bulunsun diye. 2. Abdülhamit döneminde şehrin surlarının o kısmı yıktırılarak içeriye giren bir otomobil yolu yapılıyor. Mesela bugün de Ömer bin Hattab Meydanı hani o gezdiğimiz yer. Bugün orası da araç girişlerinin olduğu yerlerden bir tanesi. Bu arada demin şey dedim At üzerinde bir hükümdarın şehre girmesi fetih demek. Böyle bir sembolizmi var Tabi e, Tabii yani sonuçta yabancı bir hükümdar bir şehre girerken at üzerinde girmesi. Yani eski dönem algısı açısından hmm. söylüyorum tabii. O yüzden mesela şimdi Elhel kapısının şimdiki gördüğümüz görüntüsü de mesela Direkt Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde Almanlarla çok iyi olmamızın bir şey. Bugün mesela Sultanahmet'i biliyorsun Alman çeşmesi var. Hı hı. E, çok ilginç mesela e, 2. Wilhelm Alman İmparatoru 1898'de bir çok meşhur bir bütün Ortadoğu'yu kapsayan bir seyahati vardır. O seyahatinde her gittiği yere eser serperek gitmiş. Çok ilginç mesela Şam'a e, gidiyorsun Emevi Camisi'nin yakınında, yanında hemen kuzey tarafında. Selahaddin Eyyubi'nin şeyi var, türbesi var. Türbede iki tane sanduka var ayrı ayrı. Şimdi Said Ramazan'ın Buti de gömüldü. Üç oldu da yani iki tane vardı 2013'e kadar. Ee, bir tanesi Selahaddin gerçek kabri. Kendisinin gömülü bulunduğu sandukası. Yanında da mermer sanduka üzerinde yazıyor. İkinci Wilhelm tarafından hediye edilmiştir. Gidiyorsun Kudüs'e aynı şekilde Augusto Victoria Augusto Victoria zaten e, imparatorun karısı imparatoriçenin adı e, kiliseler hastaneler işte yetimhaneler o dönemin işte bir takım hayır müesseseleri tabi okullar aynı şekilde yine aynı şekilde bugün bakıyorsunuz Ortodoksların çok çeşitli mezheplerine daha çeşitli yapılar tabi. Kudüs gibi dini önemi büyük olan bir şehirde tabi ister istemez uluslararası ilişkiler, devlet arası münasebetler, dini akımların ya da belli ideolojik akımların hakim olduğu dönemlerdeki direkt etkiler hepsi tabi Kudüs'ün şu andaki mimarisinin şeklini etkilemiş. Tabi yani deminden bir İngilizleri saydık, Almanlar, Avusturyalılar, Ruslar. Ruslar yani tabii. Ruslar. Tabii. O kadar ilginç ki normalde Kudüs'le ilişkilendirmeyeceğimiz bir millettir tabii. aslında. Şeyde hani gördük ya Zeytin Dağı tarafına geçince mesela evet. orada devasa bir o, tane kilise. Tabii. Evet, Soğan bey zaten bakınca yani ben Moskova'dan geldim diyor Tabii Tabii neredeyse. tabii aynen konuşan mimari. konuşan mimari. Şimdi bir olay var aslında yıl dönümü de geliyor 21 evet. Ağustos. Ee, bir yangın. Evet. Ondan bahsedebilir miyiz? Mescid-i Aksa'nın yani Mescid-i Aksa içindeki kıble Mescidi'nin yakılması 21 Ağustos 1969'da tabi işgal 1967'de gerçekleştiğine göre işgalden 2 yıl sonra e, İslam dünyası açısından ikinci bir travma. Yani 67'de işgal gerçekleşince zaten bütün hani hem Ortadoğu hem İslam dünyası açısından hani İslam'ın ilk kıblesi, Müslümanların üçüncü kutsal mekanı Kabe ve Mescid-i Nebevi'den sonra işgal altına giriyor. Bir de aynı zamanda e, işgal altına giren o, o mescidin, o mekanın yakılması. Yani travma üzerine travma. Tabii e, ilk duyulduğu zaman haber çok ilginçtir. O dönemin böyle hatıraları, bir takım böyle şahitliklerini falan böyle uzun uzun okumuştum. Orada çok ilginç. E, yakan kişi Avustralyalı. Yani dünyanın öbür ucundan gelmiş bir Hristiyan. Deniz Rohan isimli. E, ve çok ilginç. E, yangına giden süreçte, önceki haftalarda El Halil'de kalıyor. Orada biraz böyle çevreyi tanıyor. Geliyor Kudüs'te Mescid Aksan hemen yakında bir tane motele yerleşiyor orada kalıyor. Müslümanlarla dostluk kuruyor. Aksan her yerini geziyor. Tabii. Hristiyanlar gezebiliyor mu? Aksa? Tabii tabii. Hristiyanlar 2000 yılına kadar ve Yahudiler Aksa'yı gezebiliyorlardı. 2000 yılının Eylül'ünde Ariel Sharon Aksa'yı o ünlü provokatif ziyaretini gerçekleştirdikten sonra ziyaretler kısıtlandı. Önceden hatta Ağlama Duvarı dedikleri Batı tarafından biletle giriş vardı. Herhangi bir müzeye giriş gibi. 2000 yılına kadar yakın bir tarih yani. O zaman da vardı. Tabi 69'daki o atmosferde şöyle bir şey de vardı Müslümanlar açısından bakılınca. Yani Batılı bir turist bize ilgi gösteriyor. Hani bizi seviyor. Bize yakın yakın ve aksan her yerini gezdiriyorlar adama. Çok ilginçtir. Yani hani dışarıdan bakılınca böyle birden bir olmuş bir olay gibi anlatılıyor ama geriye doğru okuma yapınca çok ilginç bir arka planı da var. Adam adeta nereyi nasıl yakacağını, nereye ne atacağını, nereyi yakarsa daha fazla zarar verebileceğini görerek yaşayarak öğreniyor. Sürekli Müslümanların rehberliğinde. Evet ya yani, ama şimdi o, o dönem kimseyi suçlamak da mümkün tabii. değil çünkü ne bilebilirsin tabii. yani ve hani Yahudiler işgal altına almışlar şehri. Öbür taraftan böyle dilinden güzel sözcükler dökülen bir Hristiyan genç bir turist size yaklaşıyor falan. Bir de belki şeyi de söylemek lazım. E, Kudüs'te Hristiyanlarla Müslümanların ilişkileri ezelden beri iyi. Bugün tabii. hala. Tabii. Iyi. tabii bugün de, de aynen. kardeşlerimiz diye bahsediyorlar <laughs> ve Yahudiler Müslümanlara yönelik e, sert tavırları aldığında Hristiyanlar... Zaten hemen, Hristiyanlara da e, zarar veriyor İsrail. Zarar. Tabi. O, o şahide tabii düşmüş olalım. E, tabii yabancı bir turist o dönem şartlarında gelince çok daha dikkat çekiyor falan. Sonra e, adam şeyi görüyor. Kıble Mescid'in içinde asıl kıymetli şeylerin olduğu. Çünkü Salahaddin Minberi orada e, birçok böyle kıymetli yüz yüzlerce yıllık eser falan duruyor. Ve e, işte kendisi 21 Ağustos 1969 sabahı e, o hazırladığı benzinli bidonlu düzenekle Aksa'nın o kısmını yani Kıble Mescidi'ni ateşe veriyor. E, yaktıktan sonra çok enteresan. Bütün hani sen de gördün en güneyden en kuzeye kadar dışarı çıkıyor. Elini kolunu sallayarak milletle selamlaşarak. Çünkü yangın içeride yavaş yavaş büyüyor. Ve kimse onda bir şey yapmıyor. Ondan bilmiyor yani. Çünkü adam dost yani. Kardeş nasıl şüphelenebilirsin. Dışarı çıkıyor. Ara sokaklarda izini kaybettiriyor. Ondan sonra içeriden bir tane çocuk harik harik yangın yangın diye bağırarak kapıya kadar geliyor. Bütün avlu kocaman zaten ve Müslümanlar yetişip dışarıdan da itfaiyedir su bidondur odur budur yangın söndürücüler diye yetişene kadar zaten Selahaddin'in minberi birçok böyle kıymetli eşya hep zaten kül oluyor. Tabi hala şüphelenmiyorlar. Hani yangın nasıl çıktı? Önce İsrail yaptı diye biliniyor. Çünkü doğal olarak yani bugün de bizim aklımız o gelir. Hatta bugün birçok Caps'te paylaşımda şey var. İşte İsrail tarafından yakın. İsrail tarafından yakınmıyor. Tamam ihmal var başka şeyler var ama işin bir de arka planında böyle bir hikaye var. Ondan sonra e, yaklaşık iki gün sonra bir tane kibutsa sığınıyor adam. Yani İsrail'lerin o komin hayatı yaşadıkları çiftlikler var ya. Ve e, şahitlikler ya bu mu yaptı acaba olabilir mi ki? Hep buradaydı falan diye böyle konuşularak adamın izi bulunuyor. Sonra yargılanıyor. İsrail e, bunu uzun bir süre İsrail'de tutuyor. Daha sonra kendisi ülkesine psikolojik rahatsız olduğu teşhisiyle iade ediliyor. 2016 gibi yakın bir tarih olabilir. Yakın zamana kadar öldüğü düşünülüyordu Deniz Rohan'ın. Sonra Avustralya'da hala yaşadığı da ortaya çıktı bugün. Hani işin böyle trajik tarafı. Hiçbir ceza almadan. Hiçbir ceza, hiçbir yaptırım yok. Ve psikolojik rahatsız diyerekten de İsrail tarafına ülkesine iade edildi. Tabii hani mimari ve tarihi açısından, açısından düşündüğümüz zaman bu yangının hani işin siyasi ve psikolojik travma tarafı ayrı. Gerçekten çok büyük bir şey oldu. Hani yeri doldurulamaz bir kaybı oldu. Demin ifade ettiğim gibi Selahattin Eyyubi'nin 1187'de şehri fethettiği zaman bizzat kendisini Halep'te yaptırıp, Halep'li ustalara yaptırıp getirmiş olduğu o inanılmaz güzel kiki minber kül oldu. Replikası yapıldı mı? Replikası yapıldı. Şimdiki minber zaten onun birebir ölçüsüyle gene çivi ve madeni parça kullanılmadan iç içe geçme sureti, hali diyorlar ya. Onunla yapılmış bir şey, örneği. Hatta o yapılırken Ürdün Krallığı Türkiye'den de yardım aldı. İki tane Türk mühendis ve sanatçı da o sürece katıldı. O minberden kalan birkaç parça şimdi hemen Aksa'nın Kıble Mescidi'nin yanında İslam Eserleri Müzesi sergileniyor. Ee, gene aynı şekilde e, binanın e, ana strüktürü, ana yapısı, ana şekli de bozuldu. Mesela 1969 öncesi fotoğraflarına baktığımız zaman e, Kible Mescid'in ön tarafında kubbe şey e, bir çatıya benzer bir çıkıntı olduğunu, yan taraflarda ilave kısımlar olduğunu biliyoruz. Tabii. Ana kısım kubbe ve esas olarak ibadet edilen kısım tamamen kül olduğu için ve tamamen çatının üzeri falan da açılıyor binanın. Bu sefer tekrar inşa edildi. Tabi bu sefer yeni bir tarzda. Mümkün e, olduğunca eski eskisi, eskisi mi? korunmaya çalışıldı ama tabi yeni bir malzemeyle yeni bir tarz ortaya çıkmış oldu. Bu yönüyle de hani aslında siyasi bir olay işte bir tarafıyla da işte mimariyi, şimdiki görünümünü, sanat her şeyi etkileyen başka bir trajediye sebep olabiliyor. Bir merak ettiğim bir şey daha var. Şimdi e, hem iki bölümdür hem de tabii bizim konuştuklarımız ve daha öncesinden de bildiğimiz yani İsrail'in bu Kudüs üzerindeki yavaş yavaş işte mengeneyi daraltarak daha <laughs> da burayı sıkarak işte işgal politikasını arttırması, buradaki nüfus hareketlerinin sürekli olarak değişmesi, işte günün sonunda e, kentin sahibi bir avuç Müslüman'ın sur içinde kalması, e, İsrail'in buradaki rolünü ve bir anlamda gücünü de bize gösteriyor. Merak ettiğim şu. Mescid-i Aksa'ya niye dokunmuyor? Şimdi Mescid-i Aksa'ya niye dokunmuyor? Aslında Mescid-i Aksa'ya birçok yönden dokunuyor. Yani şöyle, şimdi Yahudi inancında da Mescid-i Aksa dediğimiz o dikdörtgen yani 144 dönümlük alan kutsal olduğu için tabi orayı tamamen yok etmek, yakmak, yıkmak onlar için aslında kutsala kendileri açısından müdahale. Geçen bölümde de bahsetmiştik. O 1967'de şehir işgal edildiği zaman e, Shlomo Goren zannediyorum adı yanlış hatırlamıyorsam. E, ordu hahamı e, Mescid-i kubbet Sahra'nın havaya uçurulmasını istiyor. Dayan dönemin e, savunma bakanı kendisi çok dindar bir Yahudi olmamasına rağmen. Bu e, olayın dini olarak kendi mekanlarına zarar vereceğini ve siyasi olarak da dünyada İsrail'e karşı bir tepki oluşturacağını düşündüğü için engelliyor. E, şimdi... E, Akta hani senin de sorduğun gibi bu soru çok geliyor. Bu kadar güçlüyken ya da İslam dünyası bu kadar darmadağınken ve, İsrail... Ve bütün Hülya Süleyman mabedini yeniden, neden yapmakken, yapmaktan? Neden mesela şey yapmıyor? Benim tespit edebildiğim, görebildiğim birincisi kendileri açısından da bu mekan kutsal. Yani bu mekanı mümkün olduğunca hani zarar vererek ya da hani e, fiziksel olarak o bina ile ilgili bir şey yaparak bunu yapmak istemiyor. İkincisi e, bu da önemli bir şey. Şimdi İsrail içerisinde bu mekanın kutsiyeti ya da bu mekanda kimin ne kadar rol alacağı ile ilgili ciddi bir kapışma var. Yani nasıl bugün İslam dünyası üzerine de farklı örneklerini verdiğim Kudüs ve Mescid-i Aksa üzerinde kim daha fazla rol alacak şeklinde bir rekabet var ise, İsrail içinde de böyle bir şey var. Yani İsrail'deki farklı mezhepler, şey işte seküler Yahudiler mesela bu giderek artan bir trend. Yani aksa bizim için bir şey ifade etmiyor. Hani işte niye bu kadar bu işler zorlanıyor diyenler de çok. Öbür taraftan dindar Yahudiler arasında bile hani ciddi yorum farklılıkları var. Bugün Özellikle mesela, Amerika'da yaşayanlar Siyonist diyorlar İsrail'deki. Tabii de. yani İsrail'e karşı çıkan karşı Yahudiler çıkan. de var. Yani bu anlamda kendi aralarındaki ihtilafların da ben bu şeyi geciktirdiğini düşünüyorum. Üçüncü bir şey işte Ürdün gibi, Mısır gibi şimdi Birleşik Arap de bu denkleme ekleniyor. Ee, İsrail'in anlaşma yaptığı bazı e, Müslüman ülkeler, Ortadoğu'daki bazı e, ülkelerin e, yaptıkları anlaşma gereği e, bu Meşid Aksa'nın korunması ve orada rol alma ile ilgili bazı inisiyatifler oluyor. Mesela Ürdün'ün 94'de yaptığı anlaşmanın e, İsrail'e çok fazla katkısı var. Güvenlik açısından, stratejik açıdan, ekonomik açıdan her türlü. Ama bunun karşılığında da e, Mescid-i Aksa'ya dokunmama şartı getiriliyor. Hani Mescid-i Aksa Ürdün'ün kontrolüne verilmek suretiyle aslında daha fazla kayıp olmasındansa az kayıpla İsrail açısından söylüyorum. Aksa'nın şimdiki gibi korunması ama bunun karşılığında mesela Ürdün gibi çok önemli bir partneri yanına çekmek gibi. Yani hani, çok önemli bir pazarlıktan bahsediyoruz tabii. ve bir yandan da e, bizim belki zihnimizdeki kadar kutsiyet atfetmiyor İsrail'de buraları. E, atfedenler çok olduğu gibi oradaki hani fikir ayrılıkları yani bu çünkü İsrail'de dini Yani siyaseten daha konjonktür olarak daha e, büyük bir önemi var tabii. sanki. Tabii. Mesela e, yine güncel bir örnek verelim. E, İsrail'de geçen bir anket yapıldı. Geçtiğimiz hafta hani Birleşik Arap Emirlikleri ile e, İsrail arasında barış anlaşmasının imzalanacağı ortaya çıktı ya. Şimdi tabii Birleşik Arap Emirlikleri Mısır ve Ürdün'den sonra 79 ve 94'ten sonra üçüncü ülke oldu resmen İsrail tanıyan Arap ülkesi. İsrail'deki ankette katılımcılara şey soruldu. Batı Şeria'yı ilhak mı edelim yoksa e, Ürdün'ün şey Birleşik Arap Emirlikleri barış mı yapalım? Sonuç çok şaşırtıcı. %76 barış yapalım dedi. Yani çok ilginç bir sonuç. Yani bugün baktığın zaman hani şöyle bir e, imaj var işte işgal edelim, her yeri kaplayalım ama çok temel bir gereksinim var ayakta kalmak ve tanınmak. Bu da mesela hmm. hani bahsettiğin hmm. o pazarlıkta tarafların eline koz veriyor. Hani o yüzden şöyle bir şey var. Ya İsrail ezer geçer ne var ki? Zaten güçlü o kadar. Neden yok etme? Benim de çok düşündüm ve her gittiğim zaman a evet demek ki böyle diye başka bir yönünü keşfettiğim bir hadise bu. Bu kapılarda yani sizi böyle elinde tabii otomatik, otomatik silahlar silahlarla tabii, bekleyen tabii, tabii, askerler tabii. var. Tabii. Bu aslında yani orada çekip vurdukları da oluyor ama bu psikolojik bir güçlülüğün, e, üstünlüğün göstergesi tabii. oraya giden turist içinde. Tabii. Kimse silahların yanından bir kente girmek istemez. Tabii, tabii. Yani bu yönüyle bakınca hani e, gördüklerimizin hani ya da en azından gözümüze çarpan bazı güç tezahürlerinin dışında bir de işte bu gücü böyle sürdürebilmek için verilen tavizler de var. İsrailetçisinden söylüyorum. Hani Mescid-i Aksa meselesi, Kudüs meselesi, Kudüs'teki hakimiyet hani tek başına hani Amerika arkasında, bütün dünya arkasında ama bir taraftan da e, tabii sahadaki bazı gerçeklikler var. Nihayetinde ciddi bir nüfus var. Ürdün dediğimiz ülkenin %70'ine yakını Filistinli mesela. Hani işin demografik gerçeklikleri var. Sahada beraber yaşadığınız, hareket ettiğiniz ülkelerin öncelikleri onların pazarlık masasına koyduğu şeyler var. Bunlara bakınca aslında Osmanlı'nın son döneminde bir tane söz var. Bir tane paşa söylüyor. E, biz diyor rekabeti düvelliye ile ayakta duruyoruz. Yani uluslararası ilişkilerdeki gerilimler ömrümüzü uzatıyor. Aslında maalesef hani maalesef diyerek söylüyorum İsrail hani Mescid-i Aksa'nın ömrünün uzaması ya da bir şekilde muhafaza edilmesi İslam dünyasının gücünden ya da birliğinden değil de hani bu tarz bahsettiğimiz rekabet ve gerilimlerden kaynaklanan ironik bir durum bir tarafıyla. Yani tabii ne derler Allah bilir sonunu ama bugün Mescid-i Aksa hala bütün dinlerin üzerinde hem gözünün olduğu Tabii. hem de varlığını korumak zorunda hissettiğimiz Tabii. bir yapı olarak Tabii. duruyor. O anlamda Tabii. herhalde dünyanın en kutsal mekanlarından biri olarak Tabii. varlığını sürdürüyor. Tabii yani hani düşündüğümüz zaman o hani dinlerin hani Hristiyan, ve İslam'ın buluşma noktası olarak zaten düşünürsek dünyada tek. tek yani evet. başka bir e, odak noktası yok. Evet. Hani bu yönüyle ben hep düşünmüşümdür yani Kabe'yi konuşurken de onu ya. Yani mesela ilk kıble Aksa olmayabilirdi. Yani direkt başından beri Kabe'ye dönülebilirdi. Yani sonuçta Mekke'de yaşıyorlar zaten Müslümanlar. Mekke döneminde yani gözlerinin önünde bir mabet. Ama çok ilginç. Mesela Peygamber Efendimiz o dönemde de Kabe'yi o kadar çok istermiş ki Kabe'ye dönmeyi. Kabe'yi önüne alırmış. Mescid-i Aksa kuzeyde ya. Mescid-i Aksa'ya doğru dönerken Kabe'yi araya Mescid-i Aksa'yı daha arkaya alırmış kıbleye dönerken ilk dönemde Mescid-i Aksa kıbleyken hmm. yani o dönem bile Mescid-i Aksa'nın kıble olması Efendimiz başı olmak üzere Müslümanların böyle ya neden hani Kabe varlarına neden olmuş. Hatta o yüzden mesela Medine döneminin başında ayette geçiyor ya biz diyor senin başının göğe doğru döndüğünü görüyoruz sana Allah'ım artık hani Tabi olsun Yahudiler de tabi bu sırada bizim mabedimize dönüyor bunlar hani bunlar yeni bir dindi falan diye taciz ediyorlar sürekli. Hani o benim için dikkatimi çekmiştir yani kıyamete kadar Kudüs'ün bir önemi olmayacak olsa yani Kudüs bir odak noktası olmayacak olsa e, herhalde İslam tarihinde böyle çok kritik bir rol almazdı. Şimdi i̇şte Miraç gene aynı şekilde oradan geçiyor bu yönüyle hani kaçsak bizi kovalayacak olan. <laughs> ya aynen ya yani ben hep söylüyorum konuşmalarında. Da. Yani mesela Orta Doğu için diyorlar işte Orta boş verelim, yüzümüzü başka yere dönelim, Orta Doğu bataklığı ama değil kaçamıyorsun yani. Tarihi mezhepler tarihi, dinler tarihi, peygamberler tarihi, Orta Doğu tarihi, Osmanlı tarihi hani kaçmakla kurtulamayacaksın, inkar etmekle bir şekilde bir soyunup çıkamayacağın bir kimlik parçası orası. Değil mi? Sudaksal'dan ibaret dediğim. Tabii. Mesela bu vesileyle belki bugün konuşmamızı bitirirken bir sonrakinin haberini vermeliyiz. Aslında Mescid-i Aksa'yı yürüme mesafesinde olan e kıyamet kilisesi, evet. diriliş kilisesi. Evet. E o da yani burada işte Müslümanların ve Yahudilerin kutsal mabedlerini birkaç bölümdür konuştuk. Hristiyanlar Tabii. için herhalde dünyadaki en önemli mekanlardan birisi. Tabii. Ee, belki bir sonraki konuşmamızda oraya konuşuruz. Tabii onu konuşalım çünkü hani Kudüs için 10 bölüm bile yapsak evet, hani evet. bitmez ama e, hem konsept gereği o kıyamet kilisesi çünkü kendi için çok özel bir alan olduğu için onun hikayesi da, de hikaye, çok iyi. Şimdi de onu evet, evet konuşalım. söylemiş olalım. Peki o zaman görüşmek üzere. Görüşmek üzere.